Ama ben şimdi lafı çok uzatmadan üçgende açı diyeceğim. Hı hı. Üçgende açı. Peki bir üçgen çizeceğiz. Artık kurallara başlayabiliriz. Geçen ders böyle biraz daha sözel ifadelere daha çok girildi. Biliyoruz ki ABC'nin toplamının neden 180 olduğunu daha önce söylemiştik. Nedendi? İster şu kenara, ben şu kenara paralel çekiyorum. Daha önce ispatladığım için çok da ayrıntıya girmiyorum. Bu kenara paralel çektim, gördüğün gibi iç ters açıdan bu A oldu, bu da B oldu. Bak hepsinin toplamı kaçmış? 180. Yani bir üçgenin iç açıları toplamı 180. Başka ne biliyoruz? İç açıları toplamı 180, dış açıları toplamını da bulabiliriz. Bak şu hata oldu. Böyle yapalım. Peki burası A, burası B, burası C. Bak burası A ise biz buranın 180 eksi A olduğunu daha önce konuştuk. 180 eksi B olduğunu konuştuk. 180 eksi C olduğunu konuştuk. Bunu toplarsam 540 eksi A artı B artı C olur. Ben A artı B artı C'nin ne olduğunu görüyorum. 180 olduğunu görüyorum. 360. Bak aslında geometrinin tabii ki diğer derslerden daha zor olmasının sebebi hep özellikleri kullanırken bir önceki özelliği kullanıyoruz. Yani anlatabildim mi? Mesela şu doğruda açıyla ispatlanıyor. Ben artık bunu buldum. Dış açıların toplamını da bununla buluyorum yani. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi yalnızca bu özelliklerle ilgili hemen soru çözelim. Buradakileri çözeceğiz. Sonra ben eksik kalan kısımları tamamlayacağım. Evet. 80, 120, 60, 60, 80, 100. Var mı sıkıntı? Ne kullandım? Hepsini toplam 180. Bunu topladım. 240, 360 olduğunu hesaplamıştık. Ne kalır? 120. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Peki. 90 derece diklik gösterimi. 90, 40, 50. Şimdi burası 50 ise burası kaç yapacak? 130. 130, 160. Buraya kaç kalır? 20. Fakat birazdan yine göreceğiz ki bir üçgende iki iç açının toplamı üçüncü açının dışını verir. Aslında 50'yi bulduğumuzda soru bitmişti. 30'da neyi toplarsam 50 yapar? 20. Anlaştık mı? Topluyorum hepsini. 3, 4, 5x eksi 15. 360 olduğunu biliyorum. 5x eşittir 375. Her tarafı 5'e bölüyorum. 35, 75 geliyormuş buradan da. Devam ediyorum. Bunlar basit şeyler. Peki bu tarz sorular öğrenciyi şaşırtıyor. Aslında şaşıracak bir şey yok. Şu 90'lara dikkat et. 90 var, 40 var. Şurayı bulabilirim. Bak 90 var. Burayı bulabildiğim için burayı bulabilirim. İstersen şu ikisinin toplamı burası yapabilir diyebilirsin. Ya da buranın tamamını toplayıp 180 diyebilirsin. Başlıyorum çözmeye. 90, 40 ise 130 yapar. Buraya 50 kalır. 90, 50, 140. Buraya kaç kalır? 40 kalır. 30'la neyi toplarsam 40 yapar? 10. Ya da burası 40'sa burası 140'tır. 140'la 30'u toplarım 170. Buraya kaç kalmış olur? 10. 2 tane son. Peki burayı ve burayı toplarsak buraya da ne diyelim? Beta diyelim. Ne olacaktı? 100 artı 150 artı beta 360 olacaktı. 250 çıkarttım. Ne oldu? 110. Burası 110'sa tamam 180 yapacağı için buraya kaç kaldı? 70. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Geçtim. Keşke bu kadar kolay olsa geometri. Yok ama işte buralar çok iyi anlaşılmazsa geometri... O da doğru. Burada mesela ikizkenar üçgen göreceğiz. Muhteşem üçlü göreceğiz. Bunlar olmadığı zaman çok zor olacak. Anladın mı? Hani anlamak, diğerlerini anlamak çok zor olacak. Zaten ikizkenar geometrinin en temel şekillerinden bir tanesi. Evet, yalnızca bu iki özelliği vermiş. Az önce demiştik ki bunların toplamı, bak A artı B artı C'nin ne olduğunu biliyorum. 180 olduğunu biliyorum değil mi? Ben bunun az önce ispatladık. Peki bak, burasının tamamı kaç derece? 180 derece değil mi? Evet. Peki burada ne var? Burası B ise buraya ne kalır? A artı C kalır. Doğru mu? Ya da işte burası C ise buraya ne kalır? A artı B kalır. A artı B. Burası A ise buraya ne kalır? B artı C kalır. Ve ne oluyor böylelikle? Bak iki tane iç açının toplamı üçüncü açının nesini veriyor? Dışını veriyor. Tamam mı? Bak iki tane iç açının toplamı üçüncü açının dışını veriyor. Ha bu bilgiyi bilmeden de soruları çözebiliyoruz. Fakat gördüğün gibi bilirsek daha kolay oluyor. Şimdi buna bumerang diyorlar, işte füze falan diyorlar. Öyle şeylere gerek yok. Ama çok çıkacak yine karşımızda. Bu üç tanesinin toplamı burayıdır. Peki neden? Şimdi nedenini şöyle anlatacağım. Ben bu doğrulardan bir tanesini uzatıyorum. Az önce tabii doğrusal bir şekilde uzatıyorum. Az önce ne öğrenmiştik? İki iç açının toplamı üçüncünün nesini verecekti? Dışını. Yani A artı C. Bak, iki iç açının toplamı üçüncüsünün nesini verecek? A artı B artı C. Gördün mü? Hani şu içerideki açıların toplamı tabii ki bunu veriyor ama bu kuralın nereden geliyormuş? Yine bu özellikten geliyormuş. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki şimdi sorulara başlayalım. Evet, ne diyorduk? Bunun toplamı üçüncü açının dış açısını veriyor. Toplayayım. 3x artı 5 x artı 45'e eşit. Buradan 2x eşittir 40. X eşittir 20 deyip geçiyorum. Evet, hepsini topluyorum. 100, 140 oluyormuş. Açıklama gereği bile duymadım. Gördüğün gibi. Evet, bu soru yani 90, 60. Şimdi 90, 60 ne yapar? 150 yapar. Burası 30 ama muhtemelen bize buradan şey yap demiyor bize. Yani şurada şunu söylemek istiyor aslında. Tabii ki bu hocam bunun şu yukarıdaki özellikle ne alakası var dersen, bir üçgende İki iç açının toplamı üçüncü açının nesini veriyordu? Dışını veriyordu. Bak burası kaç? 100, 100, 150, 180 olması için 30. Aynen. Tabii dedim ki gerek yok bence de, hani yine de hani o özelliği bir kez tekrar etmiş olduk. Bunu toplarsam 105 artı alfa 150'ye eşitmiş. Karşıya attım 45. Devam ediyorum. Biliyorum kolay şeyler. Bir üçgende iki iç açının toplamı üçüncü açının dışını veriyordu. Yani burası 70. 70 ile 60'ı topladım 130. 180 olması için ne lazım? 50 olması gerekiyor. Evet, çok karışık bir soru gibi gözükebilir. Değil. Yalnızca ne yapmış? Şu yukarıdaki şekli bu tarafa doğru döndürmüş. Sen IQ çözen insansın. Bunu çok basit bir şekilde görebilirsin. Burası ne olacak? 40, 50'yi, 60'ı ve 40'ı toplarsam kaç yapar? 150 yapar. 150. Bana sormak istediğim bir şey var mı? Yok hocam şu anda. Geçiyorum. Gelelim şuna. Şimdi açıortay. Şimdi açıortay kelimesini biliyorsun ki atamız bulmuş. Atatürk. Biliyorsun değil mi? Bu açıortay, kenarortay kelimelerini biliyorum hocam. Biliyor musun? Hani evet. Atatürk'ün geometri kitabı var. Bende bir yerlerde vardı ama nerede bilmiyorum şimdi. Şimdi bundaki açıortaya geçmeden açıortayın en temel özelliklerine bakalım şimdi. Bak ne yapacak? Açıyı iki eşit parçaya bölmüş. Yani bir açıyı iki eşit parçaya bölmüşse bunun adı açıortay. Açıortayın şu an için kullanmayacağımız bir özelliği var. Kenarlara indirilen şuradaki diklikle şuradaki diklik birbirlerine eşittir. Tamam mı? Bu eşittir. Şimdi sen en azından Pisagor biliyorsun. İlerleyen zamanda ispat edeceğiz. Bak bu kenar ortak. Bunlar da ortak. O zaman kesinlikle ne olacak? Şu parçayla şu parça da eşit olacak. Açıortayın en temel kuralı budur. Fakat şimdi bunu üçgende nasıl yapacağız? Peki bu açıortay olacak. Bu açıortay olacak. Bu da açıortay olacaksa eğer, şu noktanın özel bir adı var. Şu açıortayları gösterelim. Bak noktayla gösterdim, çizgiyle gösterdim, iki çizgiyle gösterdim. Hepsine niye nokta koymadım? Çünkü o zaman eşkenar üçgen olurdu ya da ne bileyim ortak bir ikizkenar olurdu. Fakat biz şu an bu üçgenin herhangi bir üçgen olduğunu, yani eşkenar da olabilir, ikizkenar da olabilir, tabii ki çeşit kenar da olabilir. Çeşit kenar demek ne demek? Kenarları farklı demek. İşte şu noktanın özel bir adı var. Bu noktanın adı iç teğet çemberin, iç teğet çemberin merkezi. Peki ne alaka hocam? Orada çemberin ne işi var değil mi? Ben olsam bu soruyu hocama sorardım. Peki ben de anlatıyorum şimdi. Neden? Şimdi her şeyden önce çemberin tanımına bir bakalım. Çemberin tanımı ki bunu zaten hem geometride göreceğiz hem karmaşık sayıda göreceğiz. Çemberin tanımı sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesidir. Yani bunların hepsi R. Yani çemberin mantığı şu. Sabit bir noktam var. Etrafındaki uzaklıklar hep eşit. Peki ben az önce ne öğrenmiştim? Ne demiştik? Bu bir açıortaysa buradan buraya indireceğin yükseklikle buradan buraya indireceğin yükseklik birbirine eşit. Ya da bak bu açıortay Bu yükseklikle de hangisi eşit? Şuradan şöyle biraz şöyle yapayım. Bu yükseklik birbirine ne olacak? Bu eşit. Bak, demek gidiyoruz biz. Buralardan ne geçiyormuş? Bak şuralarda biraz kötü bir çizim olacak ama şöyle, şuralardan ne geçiyormuş? Bir çember geçiyormuş. Hani hocam geometri şeydi, hani geometri bir bilgiyi öğrenmeden bir diğerine geçmiyorduk. Ama zaten bu benim hani geometrinin anlatım sırası, keşfediliş sırası değil aslında, anladın mı? Hani mesela biz kosinüs teoremini yaparken işte kosinüsü biliyor muyduk? Teoremi bilmek için kosinüsü biliyorduk ama hani dik üçgenle birlikte mi bulundu? Mesela hani şu an kuantum yasaları falan var, biliyorsun değil mi? Hani işte iyi düşün iyi olsun, hani evren sana gönderir gibi böyle saçma sapan gibi. Hani kuantum o değil tabii ki de, hani kuantum da var. Şimdi biz hani bu kadar da çok derinlemesine gerek yok ama biz ne biliyoruz? Tam sayı biliyoruz, doğal sayı biliyoruz, işte karmaşık sayı, rasyonel sayı, reel sayı biliyoruz. Ama kuadratik sayılar var mesela. Kuadratik sayılar. Şimdi kuadratik sayılar matematikte yoktu. Fizikte bulunup matematiğe sonradan girdi. Anladın mı? Hani bizim anlattığımız sıra keşfediliş sırası değil. Hocam daha çemberi anladık. Hani mesela ben öğrenciyken bana geometriyi bu şekilde anlatmadılar. Demediler ki bana, oğlum bak bunu çok iyi öğrenirsen geometri bunu bu şekilde öğrenilir. Az önce ne dedim sana? Bildiğimiz bilgilerden faydalanarak yeni bilgi öğreniyoruz. Ama burada niye öyle olmadı? Burada çünkü anlatılış sırası, yani bugün MEB'in ya da işte Türkiye'deki sınavın anlatılış sırası keşfediliş sırasıyla aynı değil. Ama tabii ki biz bunları ispatlayacağız yine zamanı geldiğinde. Çünkü açıortay diye böyle kocaman bir konumuz var. Neyse, çok uzattım biliyorum. Açıortaydan kenarlara indirelim. Dikler eşittir. Bu artık bizim için çok önemli bir kural. Yani biz bunu artık adımız gibi bilmeliyiz. Ki bu arada geçen sene TR YÖS'te 10 soru, 10 geometri sorusu çıktı. Yani o yüzden geometriye özen göstermeliyiz. Çünkü geometriyi iyi yapamazsak trigonometrideki o şekilli soruları da yapamayız. Çünkü anladın mı ne demek istedim? Yani trigonometrinin içerisinde de geometri var. Velhasıl devam ediyorum. İşte burası işte çemberin merkezi. Peki burada asıl sorun şu, yani felsefik olan, şimdi geometri ile felsefe birbirine çok yakındır. Hatta Aristo mu, Platon mu ne demiş? Geometri bilmeyen benim okuluma gelmesin. Yani zamanında öyle demiş. Yani geometri öyle felsefik bir derstir. Şimdi felsefik olan kısım şu. Bu açıortay açıortaysa bunu şu tam şuradan geçecek. Ben biraz kötü çizdim. Yani şöyle. Şuranın açıortay olduğunu söylemek zorunda değil. Ki zaten söylemeyecek. Yani bak, iki tanesi açıortaysa şu geçen de kesinlikle açıortay. Anlaştık mı? Kesinlikle kesinlikle açıortay. Tabii aynı şeyi diğerlerinin içinde genelleyeceğiz. Yükseklik yükseklikse bu kesin yükseklik. İşte kenarortay kenarortaysa bu kesinlikle kenarortay olmak zorundaymış. Şimdi hocam orada iki tane basit formül var. Yüzlerce kelime konuştun. Şimdi o formüllere geçelim. Tabii ki o formüller de bizim için önemli. Eminim biliyorsundur ama soruları işte öğrenci bu formülün ne kadar kolay olduğunu düşünüyor. Tamam mı? Diyor ki işte burası açıortay. Burası açıortaysa, burası da x ise şu iki açıortayın arasında kalan açı 90 + x/2. İyi de soruyu böyle sormuyorlar ki. Sen açıortay ne demek olduğunu, bu noktanın ne demek olduğunu oturtamazsan zaten o kural hiçbir zaman senin için böyle kalacak. İşte gelirsin burada 90'a 60'ın yarısını eklersin, soru biter. Öyle değil işte bu işler. Yani geometri öyle değil. Geometri üstüne düşüneceğimiz. Mesela bir soruyu çözemedim diyelim geometride. Mutlaka tükenmez kalemle böyle büyükçene çiz ve kurşun kalemle uğraş. Niye? Çünkü sen soruyu silerken sorunun orijinali bozulmaması lazım. Yani senin hatalarını tekrar tekrar görmen gerekiyor deyip artık biraz hızlanıyorum. Evet, neymiş bu da? Şimdi bir de dış teğet çemberin merkezi var. Hadi onu da anlatalım. İki dış açı ortayla bir iç açı ortayın tanımımız şu. İki dış açı ortay. Bu dış açı ortayın mantığı ne? Bak şurası içti. Dış açısı, dış açının dış açı ortay olduğu için bunun adı dış açı ortay. Yani. Peki iki dışla bir iç bir noktada kesişiyor. Bak 2 tane dış açıortayla bir tane iç açıortay bir noktada kesiyor. İşte bunun adı da aynı şekilde, aynı burada olduğu gibi, nasıl ki burası iç teğet çemberin merkeziydi, burası da dış teğet çemberin merkezi. Mantığı yine aynı. İşte açıortaydan ben hepsini, yani şeyi çizmeyeceğim de yine de söyleyeyim tabii ki. Şöyle bir rengi değiştireyim. Mesela bu açıortay, bak buradan indireceğim yükseklikte, buradan indireceğim yükseklik birbirine eşittir. Buradan indireceğim yükseklikte, buradan indireceğim yükseklik birbirine eşittir. Yani bak bunlar birbirine eşit. İlk, yani açıortayın ilk özelliği hala bu açıortay olduğu için bununla bu eşittir. Bak hala bu açıortay olduğu için bununla da bu eşittir. Yani yine şuradan şöyle kocaman bir çember geçer. İşte bunu da ne diyoruz? Bir üçgenin dış teğet çemberinin merkezi. Ha bu arada teğet kelimesinin karşılığı da şu. Bir çemberle bir doğrunun bir tane ortak noktası varsa buna teğet noktası diyoruz. Teğet noktası diyoruz. Peki özelliğimiz ne hocam? 2 tane kural vereceğim. Anlatmadığın şey kalmadı diyebilirsin. Şimdi evet, burası dış açıortaysa, yani bu dış açıortay, bu dış açıortay, burası alfaysa aslında varmak istediğim nokta şu. Yani içeride kesişirse 90 artı x bölü 2, dışarıda kesişirse 90 eksi, işte x dersen x bölü 2, alfa dersen alfa bölü 2. Biliyorum bu kural bu kadar uzun muydu? Değildi ama emin ol bunları tekrar edince ya da bunları tekrar dinleyince mutlaka farklı bir bakış açısı gelişecektir. Yoksa tabii ki burada alfayı bulmak kolay. 90'a 60'ın yarısını ekleyeceğim gördüğün gibi. Ne olacak? 30 artı 90'dan 120. İşte alfa dediğim şey ne? 90'a 80'in yarısını çıkartacağım. Ne yapıyor? İşte 50. Tabii ki böyle sorular gelmediği için, ama bunu bir antrenman gibi düşün yani, anladın mı? Burada ne? 125 eşittir. 90'a alfanın yarısını ekledim. Karşıya attım. 35. Alfa kaç çıktı? 70. 70 eşittir. 90'dan alfanın yarısını çıkartacağım. Buradan da işte 40 geliyor. İşlemi yapıyorum. Devam ediyorum. Farklı bir şey yok. Artık aynı şey. İşte 115 eşittir. 90'a alfanın yarısını ekliyorum. Karşıya attım 25. 2 ile çarptım 50. Ha güzel. Bak bu bir tık daha güzel oldu. Hiç sayı yok. Ne bulacağız hocam? Alfa neye eşitti? 90'dan alfanın yarısını çıkartacaktım. Bunu karşıya attım. 3 alfa bölü 2 oldu. İşte paydalarını eşitledim falan. Bunları sadeleştirdim. 30. Alfa kaç geldi? 60. Gördüğün gibi. Yani evet, böyle sorular tabii ki şu an kolay oluyor. Peki ben devam ediyorum. Ha zaten bunların az önce anlatmıştık. Devam edelim şimdi. Peki bak ne demiştim, hatırladın mı? Bu açıortay açıortaysa burası da alfa olmalı. Tamamı 70'miş. 2 alfa 70 ise alfa kaç yapar? 35. Kafana takılan bir şey var mı burada? Yok hocam. Peki bu iç açıortay, bu dış açıortaysa bu da kesinlikle açıortay olacaktı. Burası dış teğet çemberin merkeziydi. Bak 50, 50, 100, 80. Bak şunun açıortay olduğunu göremezsen asla bu soru çözemezsin. Mümkünatı yok. Ötekileri çözebilirdin, yukarıdakileri, ama bunları çözemezsin. Evet, açıortaysa bu da kesinlikle açıortaydır. 80, 60 daha 140 yaptı burası. Buraya kaç kaldı? 40. Onu da bak nasıl paylaşacakmış? 20. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Bir iç açıortay, bir dış açıortaysa bu kesinlikle açıortay olmak zorunda. Yani 2 alfa neye eşit? 110. Alfa kaç gelir? 55. Açıortaysa bu da kesinlikle açıortaydır. Peki iki iç açıortayın arasında kalan açıyı, yani yüzü nasıl buluyordum? 90'a şuradaki açının yarısını ekliyordum. Gördüğün gibi 10. Var mı sıkıntı? Yok. Evet, eskiden ben bu soruyu çok zor soru diye çözerdim. Evet, şu an sen de bunu sabaha kadar uğraşsan muhtemelen böyle bir bakış açısı daha gelişmedi biliyorum, ama sana zor gelecek. Ama sorunun mantığını şöyle düşün. Şu an için toplasan hiçbir şey yok. Alfayı nasıl bulacağım bilmiyorum. Ama bak şimdi şuraya dikkat et. Ben bunu böyle uzatınca 180'e tamamlarsam 70. Ben bunu böyle uzatınca 180'i tamamlarsam 75. Ne demiştik? Bu açıortay, değil mi? Öteki de açıortaysa, yani evet, bu açıortay, bu da açıortaysa ne demiştik hatırlarsan? Bu da açıortay olmak zorundaydı. Şu şey, kalemin bir şeyi bozuldu. Hemen ben o ara konuşurum, merak etme. Yani kuralımız neydi? İki tane açıortay varsa, hani şu açıortay, şu da açıortaysa ne olacaktı? Üçüncüsü de açıortay olacaktı. Peki ben buranın tamamını bulabilir miyim? Bulabilirim, değil mi? 40, 30 daha kaç yapar? 70. Şuraya kaç kalacak? 110. 110. 2 alfa 110'sa, bu kalemin şeyi bozuluyor. 110. Alfa kaç yapar? 55. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Peki. Sadece uzattığımız parçalar açıortay olduğunu anlamak için. Tabii tabii, öteki türlü bunu bilemem. Öteki türlü bilemem. Bilemem ki zaten şey olup olmadığını. Yani onun bir açıortay olup olmadığını ne yapmam bilemem. Mecburen şunları uzatmadan şey. Ya ben bunu nerede soruyordum eskiden, işte hocam üçgende açı mı, mesela fen lisesi öğrencileri var, işte hocam üçgende açı mı çözeceğiz derlerdi. Ben de bu soruyu sorardım, çözemezlerdi. Sonra paşa paşa dinlerlerdi. Aslında dediğim gibi yani şu, ya geometri öyle bir şey değil. Hani önce kolaydan, sonra orta, sonra en zor çözülür. Hele artık YÖS'te 10 tane, TR YÖS'te 10 tane soru sordukları için artık bizim için çok önemli bir kural haline çözülmesi gereken bir şey oldu. Peki ikizkenar üçgenin en basit tanımını yapacağım şimdi. En basit. Çünkü ikizkenar üçgen başlı başına bir konu. Ya hocam hepsini niye burada görmüyoruz? Ya işte uzunlukla ilgili özellikleri var. İşte bir sürü özelliği var ikizkenar üçgenin. Biz şu anda bu kenarla bu kenar birbirine eşitse buna ikizkenar üçgen diyoruz. Eşit kenarları gören açılar birbirlerine eşittir. Yani bak, bu kenarla bu kenar eşit olduğu için bunu gören açıyla bunu gören açı birbirine ne oldu? Eşit oldu. Bu kadar. Şu anda bu kadar. Bakın başka özellik vermiş mi? Başka özellik vermemiş. Peki başlıyoruz. Bak, burası 40'sa burası 40'tır. 40, 40, 80. Buraya kaç kaldı? 100. Devam ediyorum. Burada bir üçgenim var. 30 görüyor bunu. Bunu ne görecekmiş? 30. Bak 80, 110. Geriye ne kaldı? 70. Hepsini 180'e tamamladım. Devam ediyorum. Hala sıkıntı olmaması lazım. Bununla bu birbirine eşit olduğu için. Burayı 40 görüyorsa burayı ne görmeli? 40 görmeli. Bak 90, 130, 180'e tamamlamam için ne olması lazım? 50. Devam ediyorum. Şu an yalnızca o iki, yani o gösterdiğim özellikle çözdük bütün soruları. Bir üçgen var, ikizkenar üçgen. Bu 30'sa burası ne? 30. 30, 30 daha 60. Şuranın 60 olduğunu biliyorum. Doğru mu? İlk üçünün toplamı. Bak burada da bir ikizkenar üçgen var. Değil mi? Peki yine burayı 60 görüyorsa burayı da ne görmeli? 60 görmeli. 60. Yani aslında bir eşkenar üçgen görüyormuş. 60, 60, 180'den çıkartırsam yine burası da 60 olur. Devam ediyorum. Şimdi bu soru bir tık zorlayabilir. Ama şunu düşün. Büyük üçgene odaklan. Büyük üçgende şu ikisi ikizkenar üçgen. Büyük üçgende bunu gören açı ne? Alfa. O zaman yine büyük üçgende şu AB'yi görenin de ne olmasını beklerim? Alfa. Yani. Şimdi küçük üçgene odaklanalım. Küçük üçgene bak. DC ile DA eşitmiş birbirine. Peki bunu alfa görüyorsa bununla ne görmeyi? Alfa görmeli. Bak bunu topladım. 3 alfa. Bir de artı 15'im var. Neye eşit olacak? 180'e. Karşıya attım. 170, 165. 165'i neye böleceğim? 3'e böleceğim. 5 kere 3, 15. Evet, 55 geliyormuş. 55. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Devam. Yine büyük üçgene odaklan. Çünkü niye? Alfayı görüyor. Peki bunu gören açı ne olacakmış? Alfa olacakmış. Var mı sıkıntı burada? Şimdi buraya 90 eksi, yani bunu 180'den çıkartıp 2'ye bölebilirim ama gerek yok. Ne öğrendik az önce? Bir üçgende iki iç açıortayın toplamı üçüncü açının dışını verecekti. Yani ne oluyor burası? Alfa artı 30. Peki bak yine burada da bir ikizkenar üçgen var. Bu eşit olan kenarı alfa artı 30 görüyorsa burayı da alfa artı 30 görür. Peki hepsini toplayalım şimdi. Nedir? alfa, 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 3 alfa artı 60 eşittir 180. Şöyle 180 yazayım. 120, 40. Ama dedim ki yani ister şu üçgenden git, istersen bak şuradan da gidelim. Alfa, alfa, 2 alfa, 3 alfa artı ne yaptı? 60. Yine aynı şey. Yani yine her türlü 3 alfa artı 60. Ne yaparsan yap 180 çıkıyor. Zaten yani birinde 180 atıyorum, birinde 170 çıkıyorsa hata yapmışsın demektir. Evet, gelelim artık biraz daha geometrinin kolay olmayan, aslında kolay ama adam artık soruları bu şekilde verecek. Zaten sana eşitlikleri şu şekilde çok fazla göstermezler. Onu biz söyleyeceğiz. Hadi başlayalım. AB ile AC eşitmiş bak. Şuradaki AB ile şuradaki AC eşitmiş. Peki hocam niye şey yapmadık? Yani burada niye iki çizgi yapmadık? Çünkü AC bölünmüş bir şekilde. Yani iki çizgiyi buraya mı atacağım, buraya mı atacağım? Sıkıntı yaratır. Peki AD ile bak şu parçayla AD ile BD bak şu parça eşitmiş. Peki şu an sonuç ne veriyor mu? Yani şunlar birbirine eşitmiş ama aynı şekilde bunlar da birbirine eşit. Soru bize hiçbir şey vermiyor. Peki biz o zaman şöyle bir şey yapalım. Ne biliyorum? Bir üçgende iki iç açının toplamı üçüncünün dışını mı veriyordu? Değil mi? Ben o zaman şuraya ne diyebilirim? Alfa eksi, değil mi? Alfa eksi 30 diyebilirim. 30. Ha, başka bir değişken de kullanabilirsin bak bu arada ama ben kullanmamın taraftarıyım. Niye? Neyi biliyorum? Bir üçgende iki iç açının toplamı alfayı veriyorsa bu 30'sa bu da alfa eksi 30'dur. Peki bak burası alfa eksi 30'sa burası nedir? Bak çünkü şu parçayla şu parça eşit ya. Bak takip et. Burası alfa eksi 30'sa buranın tamamı da alfa eksi 30 çıkacak. Alfa eksi 30'dan 30'u çıkartırsam burası alfa eksi 60. Peki burada da ikizkenar üçgen var. Burası da ne olacakmış? Alfa eksi 60 olacakmış. Peki bunu ve bunu toplarsam yani 3 alfa eksi 120 neye eşitmiş? 180. 180. Karşı yaptım 300. 300'ü 3'e böldüm 100. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Tamam. Şimdi bir dakikadan az kaldı. Kapatalım. Şimdi yeni özelliklere geçmeyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok fazla bir özelliğimiz kaldı. Tamamdır hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. Başlayalım. Şimdi açıortayda iki tane özellik gördük. Dedik ki açıortaylar içeride kesişirse 90 artı x bölü 2. Dışarıda kesişirse 90 eksi x bölü 2. Peki farkındaysan bu nedir? İki tane içle iki tane dışını oluşturduğu açı. Yani şunun kuralını gördük. Bir toparlamak adına şöyle bir daha söyleyelim. Bu iç açı ortay. Bu iç açı ortaysa eğer ne yaptık? Bunun kuralını biliyoruz. İki tanesi dış olunca da kuralı biliyoruz. İki dış. Bunun da kuralını öğrendik. Peki ne yok burada gördüğün gibi? Bir içle bir dış hakkında hiçbir şey söylemedik. Şimdi son olarak onu söyleyeceğiz. Yani aklında daha kolay tut diye. İkisi de içeride olursa ne olur? İkisi de dış açıortay olursa ne olur? Bunu biliyoruz. Peki şimdi bir iç bir dış olursa bir iç açıortay olsun bu. Şunu da şöyle atalım. Bir de dış açıortay olsun. Yani soru illa ki bize bunu böyle vermek zorunda değil. Biz zaten bu şekli gördük. Yani nerede gördük? İşte şurada gördük. Şurada gördük aslında. Ama orada söylemedik. Çünkü kafamız karışmasın diye. Çünkü başka bir özellik bu. Yani mesela burada da var. Bir içle bir dış, bir içle bir dışın, bir içle bir dışın oluşturduğu açı. Peki kural neymiş? Bir içle bir dışın oluşturduğu açı x ise bak bunlarla hiç alakası olmayan o üçüncü kenar var ya, işte o 2x. Bu kadar. Hani ben aklımda böyle tutuyordum öğrenciyken. Bir içle bir dışın oluşturduğu açı, üçüncünün yani bak bu şu uzunlukların şununla hiçbir alakası yok. Ne olacakmış? Yarısı. Tabii ki şekli illaki bize böyle vermek zorunda değil. Az önce biz bir sürü şey gördük. Aslında onu da genelleştirelim istersen. Bak şunda, şu da dış, bu da dış, bu da iç. Şu açıortayları belirtelim. Şu açıortaymış, şu açıortaymış, şu da açıortaymış. Bak bir iç açıortayla bir dış açıortayın oluşturduğu açı şunun yarısıymış. Peki dikkat et. bir iç açıortayla bir dış açıortayın oluşturduğu açı da şunun yarısıymış. Anlaştık mı? Aslında bütün mantık bunun üzerine. Hemen başlıyorum. Muhteşem üçlüyü birazdan anlatacağım. O yüzden ikisini bir gitmeyelim bu sefer. Bak, bir dış açıortayla bir iç açıortayın oluşturduğu açı bunun yarısıymış. Yani 30. Çok basit. Bir iç açıortayla bir dış açıortayın oluşturduğu açı şunun yarısıymış. 2 alfa. Peki bir iç, bir dış ise bunun da kesinlikle açıortay olduğunu söylemiştik. Burası da ne olacak? 140. Buraya kaç kalacak? 20. 2 alfa 20. 140 pardon. 2 alfa 40 ise 140 ise 2 alfa 40'a eşit olacak. Yazamadım. Şöyle. Alfa kaç gelir? 20. 20. Peki. Hadi başlayalım. Az önce anlattığım şeyin aynısı. Ama tek tek bir daha anlatıyorum. Eğer dedik bu dış açıortay. Bu dış açıortaysa bu kesinlikle neydi? İç açıortay. Bir dış açıortayla bir iç açıortayın oluşturduğu açı şunun yarısıydı. Yani o zaman burası ne olacak? 30. Tekrar ediyorum. Bir dış açıortayla bir iç açıortayın oluşturduğu açı şunun yarısıydı. Burası kaç yapar? 60. 60. 30 daha 90. 2 alfa neye eşit olacakmış? 90'a. Alfa kaç çıkar? 45. Evet. 45. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Peki. Şimdi gelelim muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü. Öğretmenle ilk başladığım yıllarda muhteşem ümit diye anlatıyordum. İnsanlar gençken daha ukala olabiliyorlar. Muhteşem üçlü nedir? Şimdi muhteşem üçlüyü bir ispat edelim. Sonra hangi şekilleri görürsek biz orada muhteşem üçlü varız. Bak, çok basit gibi gözükecek ama bu cümleyi tekrar hep aklına gelecek. Muhteşem üçlü öyle kolay bir şey değildir. Göründüğü kadar kolay değildir. Önce ben şeklin şu kısmını yazıyorum. Bu parça, bu parça, bu parça birbirine eşit. Olursa ne olur? Bak, bak. Biz şimdi burayı 90 bulacağız. Şu an 90 olup olmayacağı hakkında bir fikrimiz yok. Ama ben neyi biliyorum? İkizkenar üçgende bunu gören açıya A dersen, bunu gören açı da A'dır. Bunu gören açıya B dersen, bunu gören açı da B'dir. Üçgenin iç açıları toplamı, yani 2A artı 2B neye eşit olmalıymış? 180'e. A artı B ne gelir? 90. Yok. Buraya kadar sıkıntı var mı? Bak, buranın 90 olduğunu yok hocam. Keşfettik. Şimdi şeklin bütününü çizeceğim. Sonra diyeceğim ki 3 tane şekil daha çizeceğim. Bu 3 şekli gördüğünde hep yukarıdaki, yani şu az önce anlattığımız kural geçerli. Şimdi muhteşem üçlünün tamamını çiziyorum. Neymiş kuralımız? Burası, burası, burası birbirine eşitken bu açı kaç geldi? 90. Hatta onu da kırmızıyla yapalım. Burası 90'mış. Şeklin tamamı bu. Şimdi biz hangi şekilleri görünce orada muhteşem üçlü var onu anlatacağım. Tam da can alıcı kısım burası. Burayı iyi dinle. Evet. Kuralımız ne? Bu ikisi birbirine eşit. Üçü birbirine eşitse buranın ne olduğunu öğrendik. 90. Burada muhteşem üçlü vardır. Şimdi hep bir özelliği kaldırıp diğerini ekliyorum. Ne demek istiyorum? Bak şimdi. Bak, bu parça, bu parça birbirine eşit olacak. Neyi verecek? 90'ı verecek. Bu sefer 90'ı verecek. Neyi vermiyor? Burayı vermiyor. Hocam bundan kolay ne var deme. Emin ol. Soruların içerisinde görmek çok zor. Hele hele şunu görmek en zorlarından bir tanesi. Evet, şimdi bize kırmızıyla olanları verecek, siyahla olanı biz bulacağız. Peki şu şekle göre, çünkü ana şeklimiz bu. Bu şekle göre hangisi eksik? 90 eksik. 90'ı bize vermeyecek. Bu şekle göre hangisi eksik? Burası eksik. Bunu bize vermeyecek. Bunu bize vermeyecek. Hocam ne var bundan kolay? Peki. Ben öyle diyorum. Hocam bunu bu kadar ayrıntılara ne gerek var? Kolay diyorlar. Ben de peki diyorum. Başlıyorum. Sorular hiç öyle çıkmıyor hocam. Şimdi şöyle bak, 90 var. İkisini iki eşit parçaya bölmüşse şu üçüncü parçada ne olacaktı? Eşit olacaktı. Gördüğün gibi ikizkenar üçgen çıktı. Buraya 30 görüyorsa burayı da 30 görür. Tamam, bu soru kolay. Peki geldik buraya. Şimdi eğer bak 90 bununla bu eşit iken ne demiştik? Şu üçüncü parça da eşit olacaktı. Değil mi? Muhteşem bir üçgenden kastım. Evet. Ne çıktı? İkizkenar üçgen çıktı şu üçgende, küçük üçgende. Burayı alfa görüyorsa bunu da ne görür? Alfa görür. Evet. 2 alfa artı 30 neye eşit olacakmış? İşte yine 180'e. Karşı attım 150. Alfa kaç çıktı? 75. 75. Evet. Şimdi işte zor dediğim sorulardan bir tanesi bu. Şimdi bizde şurayı çizme fikri şundan dolayı oluşacak. 90 var. 2 eşit parça ayırmış. Eğer diyorum ben burayı birleştirirsem ne oluşur? Muhteşem üçlü oluşur. Neydi muhteşem üçlü? 90 dereceye ait kenar ortay böldüğü parçalara eşitti. Dediğim gibi bunu bize vermeyecekti. Biz kendimiz bulduk. Gördüğün gibi ne oldu? Şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. Yani burası 25 ise bak 25 neyi görüyor şu üçgende? 2 çizgiyi görüyor. Demek ki buradaki 2 çizgiyi de ne görecekmiş? 25. Şöyle yapalım. Şurayı 25 diye şuraya yazayım. Peki bak burada da bir ikizkenar üçgen var. Bu alfa ise bunu gören açı ne olacak? Alfa. Peki ne oldu? Alfa, alfa daha 2 alfa. 25, 35 daha kaç yapar? 60. Neye eşit olacak? 180'e eşit olacak. Karşı yaptım. 2'ye böldüm 60. Anlaştık mı? Anlaştık. Üçüncü soru gibi sorularla karşılaşacağız daha çok. Hı hı. Gelelim. İkizkenar üçgenin birkaç tane daha özelliği var demiştim. Ben tekrar ikizkenar diye başlık atıyorum. Bunları mutlaka mesela bunu benim sana anlattığım gibi çizip odana as. Çünkü arada çay almaya gittin, kahve almaya gittin. Böyle bir göz gezdir. Çünkü hani o geometride öğrenci en çok hangi kelimeyi kullanır? Hocam ben onu göremedim. Göremezsin çünkü bu şey değil ki hani ne bileyim hani bir tablo değil ki bu. Anladın mı? Bir sanat eseri değil. Evet. Ama bunun bu şekilde olduğunu beynin algılaması lazım ki soruyu görünce beyin hemen o ikisini birinin üstüne koysun. Öteki türlü çok zor. Ben genelde öğrenciye şey diyorum. Şu şekli çiz. Aynı benim çizdiğim gibi farklı renklerle yani bu siyah olanları vermeyeceksin. Yani bir sayfa, 2 sayfa yaz. Emin ol artık oturur ve geometri çözmekle bir enstrüman çalmak şeydir. Enstrüman çaldım mı daha önce bilmiyorum ama mesela gitar çalmayı öğrenirken ben eskiden gitar çalardım şimdi çalamıyorum da öğrenmeye çalışırken böyle sürekli notalara bakıyorsun, eline bakıyorsun ama öyle parmakların acıyor, işte notaya basmaya çalışıyorsun, işte do'mu bassam, sol mu bassam ama bir süre sonra öyle bir hale geliyorsun ki artık bakmıyorsun bile. Geometride aynı enstrüman öğrenmeye benzer ya da bisiklet sürmeye önce önüne falan bakarsın. Böyle alıştıktan sonra önüne bile bakmazsın. Geometri biraz böyle o şekilde. İkizkenar üçgenin kenar özelliklerinden bir tanesi. İkizkenar üçgen diye başlık attım. Bu anlatacağım şey bence geometrinin en temel, yani hepsi önemli de en çok çıkacak olan kurallarından bir tanesi. Peki ben yine ne yapacağım? Şeklin tamamını çizeceğim. Bizim karşımıza nasıl çıkacak ve biz ne bir düşünmeliyiz onu anlatacağım. Başlıyorum. Yine kırmızıyla yazacağım. Bu bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgende bunun adı yani dikindirirsem hem kenarı 2 eşit parçaya böler hem açıyı 2 eşit parçaya böler. Bu o kadar önemli bir özellik ki. Yani bak şunun hem yükseklik olduğunu biliyoruz. Yükseklik. Yükseklik. Ne demek? İşte dik indirmesi. Açı ortay. Açı 2 eşit parça ayırmış. Açı ortay. Aynı zamanda kenar 2 eşit parçaya bölmüş. Kenar ortay. Yani bu 3 özellik ikizkenar üçgenin özelliği. Yani aslında şöyle düşüneceksin. Şimdi gelelim. Nasıl düşüneceğiz? 6 tane şekil çizeceğim. Önce ilk üçünü anlatacağım. Sonra ikinci üçünü. Şimdi dikkat et. Tabii adam yukarıdaki şekli veriyor. Sonra soru çözmeye başlıyor. Öyle değilmişler. Keşke öyle olsaydı. Yani bütün formülleri bilseydik geometri çözebilir miydik? Hayır. Şöyle. Şimdi bu anlatacaklarım. Bak dikkat et. Kırmızıyla yapılanları bize verecek. İkizkenar üçgen olduğunu bileceğiz. Dik indirmiş olacak. İkizkenar üçgen olduğunu bileceğiz. Kenar ortay olduğunu söyleyecek. İkizkenar üçgen olduğunu bileceğiz. Açı ortay olduğunu söyleyecek. Bak şimdi. Ben ise şekli bana böyle verdiğinde siyah olanları bulacağım. Bak İkizkenar üçgense tepesinden dik indirdiğimizde hem kenarortaydır hem açıortaydır. İkizkenar üçgen bu kenarortaysa diktir, açıortaydır. İkizkenar üçgen tepesinden açıortay indirmişse hem kenarortaydır hem diktir. Yani bize kırmızıları verecek, siyahları biz bulacağız. Ama şu resme bakan biri ne der? Hep aynı şeyi çizmiş 3 defa der. Oysa öyle değil. Çünkü siyahlıklar sürekli yer değiştiriyor. Gördün mü? Evet. Bak buradaki mantık cümleye dikkat et. Burada zaten ikizkenar üçgen olduğunu biliyorum. Tepesinden dik indirmiş, eksik olan parçaları tamamladım. Kenarortay indirmiş, eksik olan parçaları tamamladım. Açıortay indirmiş, eksik olan parçaları tamamladım. Fakat bir de ne var? Şeklin ikizkenar üçgen olduğunu vermezse ben o üçgenin ikizkenar üçgeni olup olmadığını nasıl anlarım? Esas mevzumuz, yani bence şu 6 şekil çok önemli de, yani bu da yine öğrencinin bir tık daha zorlandığı yer. Yukarıdakini anlayabiliyor. İkizkenar üçgen olduğunu gördüğü için onu anlıyor ama burada ise biraz daha zor anlaşılıyor. Yine kırmızıyla verdiklerimizi soruda bize verecekler. Biz diğer özelliklerini bulacağız. Başlıyorum. Bunun ikizkenar üçgen olduğunu bilmiyoruz ama bize neyi verecek biliyor musun? Hem dikliği verecek hem kenarortayı. Hem dikliği verecek, kötü çizmişim ama açıortay olarak. Hem açıortayı verecek hem kenarortayı verecek. Hem açıortayı verecek hem kenarortayı. Evet, başlıyorum. Siyahla yazacaklarını biz bulacağız. Eğer bir doğru parçası hem dik hem iki eşit parça ayırmış ise bu kesinlikle ikizkenar üçgendir. Az önce dedik bu ikizkenar üçgeninden burada dik indirmişse nedir? Açıortaydır. Başlıyorum. Bir doğru parçası hem dik hem de açıortay ise bu bir ikizkenar üçgendir. Ve ikizkenar üçgenin tepesinden indirdiğim dik ya da açıortay ne yapar? Kenarı iki eşit parçaya böler. Geldik buraya. Bir doğru parçası hem kenarortay hem açıortaysa bu bir ikizkenar üçgendir. İkizkenar üçgende açıortay, kenarortay çizilmiş ise şu aynı zamanda diktir. Yani o üç özelliği de sağlamak zorundadır. Şimdi sana çok böyle basit ya da geldi mi bilmiyorum, karmaşık mı geldi bilmiyorum ya da kolay mı geldi bilmiyorum ama şu 6 şekil, şu 4 şekili mutlaka defalarca çiz. Geometri yapamıyorsan ya da bunları ilk defa öğrendiysen bu en büyük eksikliğimiz bizim bu. Yani bir üçgenin ikizkenar üçgen olduğunda hangi özellikler olacağı ya da hangi üçgenlerin ikizkenar üçgen olacağı bizim için çok önemli deyip soruları çözmeye başlıyorum. Evet, şu an ne görüyoruz? Bir doğru parçası var. Hem dik hem iki eşit parça ayırmış. O zaman bu üçgen kesinlikle ikizkenar üçgendir. Ve aynı zamanda şurası nedir? İkizkenar üçgenin tepesinden indirdiğim dik açıortay, pardon, kenarortay aynı zamanda nedir? Açıortaydır. Şimdi ben her defasında tekrar edeceğim. Sıkılmak yok. Geçtim. Şuradaki küçük üçgene odaklan. Dik indirmiş, iki eşit parçaya bölmüş. Bu hangi üçgende olabilir ancak? İkizkenar üçgende olabilir. Şu anda işime yaramadı. Çünkü soru şurada bitti aslında ama şurada da ne olduğunu biliyorum. İşime yaramayacak olsa da açıortay olduğunu biliyorum. Çünkü şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. Bunu alfa gördüyse burası da alfadır. 2 alfa artı 70 eşittir 180, 110, 55. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Devam ediyorum. Bak şuradaki A, D, E ile ilgileniyorum. Şeklin tamamıyla değişimlidir. Peki ne görüyoruz burada? Bir doğru parçası var. Hem açıortay hem kenarortay. O zaman bu aynı zamanda kenarortay olur. Aynı zamanda ne olacak? İkizkenar üçgen olacak. Peki iki iç açının toplamı bana neyi verecekti? Üçüncü açının dışını verecekti. İki iç açının toplamı üçüncünün dışını verecekti. Ve gördüğün gibi bu ikizkenar üçgen olduğu için bunlar birbirine eşit. Karşıya attığım zaman 50. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Peki. Şöyle devam edelim. Peki gördüğün gibi ne? Hem açıortay hem kenarortay. O zaman ne dedik biz buna? Bu bir ikizkenar üçgendir. Burası 90'dır. Burası 90'dır. İki iç açının toplamı üçüncü açının dışını verir 50. İkizkenar üçgen olduğu için burası da 50 deyip geçiyor. Hem açıortay hem kenarortay. O zaman bu aynı zamanda ne dedik? bu parçayla bu parça birbirine eşittir, ikizkenar üçgendir. Zaten şurası 90 olmasından kaynaklı. 90-50, şurası kaç yapar? 40. 180'e tamamladım. İkizkenar üçgen olduğu için de burası 50 ise buranın tamamı ne olacak? 50. 50 olması lazım. Anlaştık mı? Hı hı. Peki burada ikizkenar üçgen gözükmüyor. Ama ben ne görüyorum? Hangi özelliği görüyorum? Hem dik hem iki eşit parça ayırmış. Eğer ben şunu çizersem ne olduğunu anlarım. Bak, hem dik hem iki eşit parça ayırmışsa bu parçayla bu parça eşit olur. Aynı zamanda burası ne olur? Açıortay olur. Burası kaç geldi? 80, 92. 180'den çıkarttım. Ne olduğunu buldum buranın? 88. 88. Peki bak, burada da bir ikizkenar üçgen var. Gördüğün gibi alfa tek çizgiyi görüyor. 88'e eşitmiş demek ki. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Devam. Hem açıortay hem kenar ortay, bu ne demiştik? İkizkenar üçgen olmak zorunda. Burası 90, burası 90. Peki burada ne görüyorsun şu üçgende? Hem açıortay hem dik. O zaman bu aynı zamanda bu da ikizkenar üçgen olmak zorunda. Şu parçayla şu parça eşitmiş. Bak şuna dikkat et. Hem açıortay hem kenar ortay 90 oldu, ikizkenar oldu. Bu 90 olmasından kaynaklı ve burası da açıortay olmasından kaynaklı bir ikizkenar üçgen de buradan çıktı. Neyse, velhasıl ikizkenar üçgen olduğu için burası 35, yani bununla bu eşit olduğu için, bu açıortay olduğu için 35, 90, 35 daha kaç yapar? 125, 180'den çıkarttım, 55. 55. Evet, ikizkenar üçgenin önemli özelliği ve soruları bu şekildeydi. Eşkenar üçgen ikizkenar üçgenin özel bir hali. Yine dediğim gibi ileride bunların uzunlukları da bize şey yapacak, işimize yarayacak. Yani mesela şununla şu eşit olduğu için yükseklikleri eşit olacak. Şu an açıyla ilgili olan kısmını anlatıyoruz. Eşkenar üçgenin tanımını ben şöyle yapıyorum. Öğrencinin kafasında bir şeyler otursun diye. Tepe açısı, ya tabi bu arada bunun da tepe açıdır. Yani eşit olmayan açıya tepe açısı. Tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgene ne diyorum? Eşkenar üçgen. Niye böyle anlatıyorum? Çünkü eşkenar üçgen İkizkenar üçgenin alt kümesidir. İkizkenar üçgenin alt kümesidir. Yani niye? Bir şeyin eşkenar olabilmesi için şu açının kaç olması lazımmış? 60. Özel bir hal yani. Peki ben şunu söyleyebilir miyim? Her ikizkenar üçgen eşkenar üçgendir dersem yanlış olur. Ama her eşkenar üçgen ikizkenar üçgendir dersem doğru olur. Peki 60 geriye 180'den 60'ı çıkarttım, 2'ye böldüm, gördüğün gibi 60-60 tüm kenarları birbirine eşitmiş. Ha, bir sürü özelliği var mı? Var, ama şu an için kenarla ilgili özelliğiyle ilgilenmiyoruz. Bakalım ABC eşkenar üçgen 60-60-60, buraya ne kaldı? 30. Eşkenar üçgenin tüm kenarları birbirine eşittir. Bak, kendiliğinden ne çıktı? Kendiliğinden ikizkenar üçgen çıktı. Yani burası alfa ise burası alfadır. 2 alfa artı 30, 180. 2 alfa eşittir 150. Alfa kaç çıkacakmış? 75. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Devam. Bir kere karenin tüm kenarları eşittir. Bunu biliyoruz. Ya da bildik. EDC eşkenar üçgen, açıları yazıyorum. Eşkenar üçgenin tüm kenarları eşit. Bak, kendiliğinden ne çıktı şurada? Bir ikizkenar üçgen. Tabii karenin şurası 90. Burası 90 olduğu için şuraya ne kaldı? 30. Peki burası alfa ise burası da alfadır. Bak ne çıktı? Alfa, alfa 30. 2 alfa artı 30. 180. Karşıya atıp 2'ye böldüm. Kaç çıktı? 75. 75. Devam. Şimdi mesela burada eşkenar üçgen yok. Ama bak, ben sana nasıl tanımlamıştım eşkenar üçgeni? Tepe açısı 60 derece 60 olan ikizkenar üçgen. Eğer sen şu ikisini birleştireceksin. Yani bak, aslında şöyle düşün. Ben şimdi bu işi 20 yıldır yapıyorum değil mi? Bir kelime kullanıyorsan onun mutlaka bir karşılığı vardır. Düşünsene, 20 yıldır aynı şeyi anlatıp bir karşılığını görüyorsun. Bak ne diyoruz? Tepe açısı 60 derece olan üçgene ne dedik? Eşkenar üçgen. Bak ne çıktı burada da? 60 var, ikizkenar üçgen var. Senin aklına hemen ne gelecek? Eşkenar üçgen gelmesi gerekir. Anladın mı? O yüzden burayı birleştiriyoruz. Hani öğrencinin en büyük sıkıntısı ne? Neyi nereden birleştireceğini bilememek. İşte burada da o söylediğim kelimelerden yola çıkarak yapacağız. Neyse çok uzattım. Burası 60, burası 60. Buraya ne kaldı? 130'dan 60 çıkarttım. 70. Gördüğün gibi ikizkenar üçgen. Burası da 70. 70, 70, 140. Buraya kaç kalır? 40. Topladım 100. Var mı sıkıntı? 100. Yok hocam. Evet. Son özellik ama sevineceğim bir haber vereceğim. Ben bu formülü kullanmadım. Hayatım boyunca ben ne öğrenciliğimde ne de şeyde böyle bir formülü kullanmadım. Hocam nasıl çözeceğiz soruları? Gel de bak. Daha önceki bildiklerimizle. Bu formüle gerek yok canım benim. Tamam mı? Bak şimdi. 90. Şu an yalnızca ben neyi biliyorum? Bu öğrettiklerimle bu soruyu çözebilecek miyiz? 90, 70 buraya kaç kalır? 20. Neden? Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180. 180. Peki 90 neyle eşitmiş? BA ile BAE ile yani alfa artı 20 ile AC eşitmiş. Burası da alfa artı 20'ymiş. Ben bir formüle ihtiyacım yok ki bunu toplar 180'e eşitlerim. 70, 100 artı 40 artı 40 artı 2 alfa neye eşitmiş? 180'e. Bak 140 karşıya attım 40 ne geldi 20. Ama hocam formül çok kısa. Ya sen sanıyor musun ki o formülün aynısını soracaklar? Zaten aynısını sorarsanız bu şekilde çözebiliyorsun. O formüle gerek yok. Anladın mı? Yani Böyle bir şeye gerek yok bak. 90, 10, geriye kaç kaldı? 80. Bak bu ikisinin toplamı 80 yapacağı için buraya kaç kaldı? 40. Ne demiş? BAE, BAE yani 40'la demiş. EAC yani bunun tamamı da 40'mış. Buraya kaç kalmış? 30. 90, 30, 60. Gerek var mı böyle formüle? Bence yok gerek yok. Peki devam ediyorum. 90, 68, 70 olsaydı ne olur? 22 mi yapar? Değil mi? 180'e tamamladım. 22. Peki BAE ile yani şunun tamamıyla diyor şu eşit. Şimdi bak burada ne kullanacağım? Yeni bir değişken kullanabilirsin ama bak ben ne öğrettim sana az önce? Bir üçgende yani ilk öğrettiklerimden şu ikisinin toplamı bana alfayı vermeyecek mi? Değil mi? Verecek değil mi? O zaman ben buraya ne derim? Alfa eksi 40 derim. Doğru mu? Evet. Peki burası alfa eksi 40 ise burası da mı alfa eksi 40'mış? Evet. Çünkü bana onların eşit olduğunu söylemiş. Ben bunu toplar. Bunları da toplar 180'e eşitledim. Ne yapar? 108. Yani şu ikisini topladım. 108 artı 2 alfa eksi 80. Neye eşit olacakmış? 180'e. 180. Buradan 28. 28'i karşıya attım. 2 50, 152 değil 152. Mi? 152. Alfa 152 ise alfa kaç çıkar? Gördüğün gibi 76. 76. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Evet. İkizkenar üçgen, eşkenar üçgen, muhteşem üçlü. Sonra ne gördük başka? Açıortaylar arasındaki ilişki, iç teğet çemberin merkezi, dış teğet. Böyle bir şey yok. Bunu sen de ben kuadratik diye bir an böyle hani şey oldum. Kendi yazdığımdan dedim bu ne böyle. Şu bak kesinlikle açıortay. Yani geometride eğer çok başarılı yani 10'da 10 yapmak istiyorsan hep 11 diyesim geliyor. Biliyorsun YKS'de 11 tane çıkıyor ya şeyde AYT'de falan. Ha hocam onu bilmiyorum. 11 tane çıkıyor. 10'da 10 yapmak istiyorsan ben sana bu notu gönderiyorum. Bak ben sana şimdiye kadar hiç notlarımı yaz dedim mi demedim. Ama geometride doğruda açıda yazmaya belki gerek yoktu. O MUZ kuralı belki yapılabilirdi ama doğruda açıyla alakalı. Orada da ne vardı? İşte MUZ kuralı vardı ya. İstersen onları da yaz. Yani kendine bir duvar, geometri duvarı oluştur. Bak geometri duvarı oluştur. Oraya bu özellikleri yaz ve işte müzik dinlerken, ayaktayken şöyle bir gözünle tekrar oku bunları. Bunları da sen güzel yaz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam.